Şimdi AB doğru parçası ile başlayalım. Bu A noktası, buradaki ise B noktası. Bu doğru parçasının orta dikmesini çizelim. Orta dikme yani hem doğruya dik olacak hem de doğru parçasını ortadan ikiye ayıracak. Bunu L doğrusu olarak adlandıralım. Bu orta dikme olacak, dik yani 90 derecelik açıyla ve tam ortadan kesecek bu uzunluk ve bu uzunluk birbirine eşit ve buradaki noktayı da yani orta noktayı M olarak adlandıralım. Bu videoda eğer AB doğru parçasının orta dikmesi olan bu doğru üzerinde herhangi bir nokta seçersek, bu durumda seçtiğimiz noktanın A ve B'ye eşit uzaklıkta olacağını veya o noktadan A'ya olan uzaklığın o noktadan B'ye olan uzaklık ile aynı olacağını ispatlamak istiyorum. Şimdi bu orta dikmenin üzerinde bir nokta seçelim. Bu noktayı da C olarak isimlendirelim. Bir üçgen oluşturalım. C'den A'ya bir çizgi çiziyoruz ve daha sonra C'den B'ye bir çizgi çiziyoruz. Ve aslında eğer CA'nın CB'ye eşit olduğunu ispatlayabilirsek, ispatlamak istediğimiz şeyi yani C'nin A ve B'den eşit uzaklıkta olduğunu da ispatlamış olacağız. Peki, burada birkaç tane ilginç şey görüyoruz. AM'nin MB'ye eşit olduğunu biliyoruz ve ayrıca CM'nin kendisine eşit olduğunu biliyoruz ve eğer bu bir dik açı ise bunun da bir dik açı olduğunu biliyoruz. Bu doğru AB'nin orta dikmesidir ve böylece iki tane dik üçgen elde ediyoruz ve aslında bunların dik üçgen olup olmadıklarını düşünmemize gerek yok. Eğer AMC üçgenine bakarsanız bu kenar BMC üçgenindeki yöndeş kenarıyla eşittir ve daha sonra Burada yöndeş bir açı var. Buradaki açı AMC açısı BMC açısıyla yöndeş ve her ikisi de 90 derece yani bunlar da eştir. Ve daha sonra her iki üçgende MC kenarı var ve bunlar da eştir. Buna göre KAK eşliğini yani kenar açı kenar eşliğini kullanabiliriz. Yani AMC üçgeni kenar açı kenar eşliğine göre BMC üçgeni ile eştir yazabiliriz. Ve böylece eğer eş iseler, bu durumda yöndeş kenarlarının tümü de eştir ve AC, BC ile yöndeştir. Yani bu iki şey birbirine eş olmalı. Buradaki uzunluk, buradaki uzunluk ile aynı olmalı. Ve böylece ispatlamak istediğimiz şeyi ispatladık. AB'nin orta dikmesi üzerinde olan, rastgele seçmiş olduğumuz bu C noktası A ve B'den eşit uzaklıktadır. Eğer C'yi burada veya burada çizmiş olsaydım aynı şeyler geçerli olurdu. Bu durum orta dikmenin üzerindeki herhangi bir C noktası için geçerli. Tamamdır. Şimdi bunu yazayım. Bu AC eşittir BC anlamına gelir. Şimdi de diğer yönden yapalım. Diyelim ki A ve B'den eşit uzaklıkta olan bir nokta buluyorum. Bu noktanın bu orta dikme üstünde olması gerektiğini ispatlayalım. Bunu tekrar yapalım, şuraya çizeyim. Burası A, burası B ve bir nokta daha alalım. Bunu da C noktası olarak adlandıralım. Diyelim ki C burada, belki de aşağıya buraya bir yere çizerim. Bu C'dir ve C'nin A ve B'den eşit uzaklıkta olduğu varsayım ile başlayacağız. Buna göre CA eşittir CB olacak. Başlayacağımız yer burası varsayımımız bu. Ee, ve c'nin AB'nin orta dikmesi üstünde olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Burada bir üçgen çizdik ve bunu daha önce yapmıştık. Üçgenin bu kenarından yüksekliği çizebiliriz. yani tam buradan yüksekliği çizelim. Ee, eğer bunu şu şekilde döndürürseniz, Üçgen böyle gözükür. Bu B idi, bu A idi ve C buradaydı. Bu şekilde olsaydı yüksekliği böyle çiziyor olurdunuz. Yani bu çizgiyi oluşturabilirsiniz. Bu AB ile dik açı yapıyor ve kestiği bu noktayı da M olarak adlandıralım. Buna göre C'nin orta dikmenin üstünde olduğunu ispatlamak için CM'nin orta dikme üstündeki bir doğru parçası olduğunu göstermemiz gerekiyor ve çizdiğimize bakarsak bu zaten dik. O halde sadece bunun AB'yi ortadan kestiğini göstermemiz yetecek. Şimdi burada neyimiz var? İki tane dik açımız var. Eğer buradaki bir dik açı ise çizdiğimize göre bu da mutlaka öyle olmalı. Bu dik açıdır ve daha sonra CM'nin kendisine eşit olacağını biliyoruz. Bir kısa kenarımız var ve bir hipotenüsümüz var. Dik açı kenar hipotenüs postulatına göre bir dik üçgenimiz olduğunu biliyoruz. Diğer üçgendeki yöndeş kısa kenara eş bir kısa kenarımız var, diğer üçgendeki yöndeş hipotenüse eş bir hipotenüsümüz var ve bu iki üçgenimizin eş olduğu anlamına geliyor. Buna göre ACM üçgeni, dik açı kenar hipotenüs postulatına göre BCM üçgeni ile eştir. Peki, eğer bu üçgenler eş iseler, bu durumda yöndeş kenarları da eş olacak değil mi? Yani bu bize AM'nin BM'ye eşit olması gerektiğini söylüyor. Çünkü bunlar yöndeş kenarlardır. Yani buradaki kenar o kenar ile eş olacak. Yani bu gerçekten AB'yi ortadan kesiyor. Yani bu MC çizgisi gerçekten orta dikmenin üstünde. Şimdi bütün bunları yapmamızın sebebi, orta dikmeler ve noktalardan eşit uzaklıkta olan noktalar ve üçgenlere ilişkin ilginç şeyler yapacak olmamız. Buraya kadar yaptıklarımızı hızlıca özetleyecek olursak, eğer herhangi bir nokta bir doğru parçasının orta dikmesi üstünde bulunuyor ise, bu nokta doğru parçasının bitim noktalarından eşit uzaklıktadır. Veya Diğer şekilde de aynısı geçerli. Eğer bir nokta bir doğru parçasının bitim noktalarından eşit uzaklıkta ise bu nokta o doğru parçasının orta dikmesinin üstünde bulunmaktadır. Şimdi bu fikirleri bir üçgene uygulayalım. Rastgele bir üçgen çizeyim. Oldukça büyük bir üçgen çizmeye çalışacağım. Diyelim ki üçgenimiz bu bu üçgene bazı noktalar etiketleyelim. Bu A noktası, bu B noktası ve bu da C noktası olsun. Bu üçgeni ABC üçgeni olarak adlandırabiliriz. Şimdi AB doğru parçasının orta dikmesini oluşturayım. Yani bunu ortadan kesecek. Yani bu uzaklık bu uzaklığa eşit olacak ve dik olacak. Bunun gibi gözüküyor olacak ve dik olacak değil mi? Aslında... İzninizle bunu biraz daha farklı şekilde çizeyim çünkü bunu çizdiğim haliyle bir sonraki videoda üzerinde duracağımız özel bir duruma benzedi. Bu üçgeni biraz daha farklı şekilde çizeyim. Evet tamam bu daha iyi oldu. Az önce bahsettiğim özel durumu göreceğiz tabi. Buna göre bu A olacak, bu B olacak, bu C olacak. Şimdi buradaki noktayı alayım. A ve B'nin orta noktası olan bu noktayı alayım ve orta dikmeyi çizeyim. Buna göre orta dikme bunun gibi gözüküyor olacak, değil mi? Ve bunun mutlaka C'yi kesmesini istemiyorum. Kesebilir de ama kesmeyebilir de. Ancak bu 90 derecelik bir açı olacak ve bu uzunluk eşittir o uzunluk. Aynı şeyi buradaki AC doğru parçası içinde yapayım. Bunun orta noktasını alayım. Göz kararı bakacak olursak orta noktası burası gibi görünüyor ve daha sonra orta dikmesini çizeyim. O da böyle görünecek, değil mi? Buna göre buradaki uzunluk eşittir buradaki uzunluk ve bir noktada kesiştiklerini görüyoruz. Evet. Kesiştikleri noktayı da o olarak adlandıralım. Şimdi bu O noktasının bazı ilginç özellikleri var. O noktası AB'nin orta dikmesinin üstünde bulunduğu için O'dan B'ye olan uzaklığın O'dan A'ya olan uzaklık ile eşit olacağını biliyoruz. Buradaki ilk ispatta ispatladığımız buydu zaten. Yani OA'nın OB'ye eşit olacağını biliyoruz. Tamam, bu iyi. Ancak bunu ayrıca bu yeşil orta dikmenin ve bu sarı orta dikmenin kesişimi sebebiyle de biliyoruz. Ayrıca AC'nin orta dikmesinin üstünde olduğu için O'nun A ve C'ye eşit uzaklıkta olduğunu da biliyoruz. Yani OA eşittir OC olduğunu biliyoruz. Şimdi bu enteresan. OA eşittir OB. OA OC'ye de eşittir. Buna göre OC ve OB'de aynı şey olmalıdır. Yani OC'nin OB'ye eşit olması gerektiğini biliyoruz. OC OB'ye eşit olmalıdır. Peki eğer bir nokta bir doğru parçasının bitim noktalarından eşit uzaklıkta bulunuyor ise, bu durumda o nokta o doğru parçasının orta dikmesinin üstünde bulunmalıdır. Değil mi? Bu ispatın ikinci kısmı burada yaptığımız, yani BC'nin orta dikmesinin üstünde olmalıdır. Buna göre eğer orta dikmeyi buraya çizersem, bu kesinlikle BC'nin orta dikmesinin üstünde olacak. Bu videoda yaptığımız basit ispatın hoş tarafı şu. Bu üçgende üçgenin tüm köşelerinden eşit uzaklıkta olan tek bir nokta olduğunu bulduk ve bu noktanın üç kenarın orta dikmelerinin üstünde bulunduğunu gösterdik. Veya şu şekilde düşünecek olursak üç kenarın orta dikmesinin köşelerden eşit uzaklıkta olan bir noktada kesiştiklerini gösterdik ve üçgendeki bu noktanın bir adı var. O'yu çevrel çemberin merkezi olarak adlandırıyoruz veya kısaca çevrel merkez ve O noktası köşelere eşit uzaklıkta olduğu için bu uzaklık, bunu daha önce kullanmadığım bir renk ile yapayım. Buradaki uzaklık eşittir, oradaki uzaklık eşittir, oradaki uzaklık. Eğer merkezi O'da olan ve yarı çapı bu turuncu uzaklık olan, yarı çapı buradaki uzunluklardan herhangi birisi olan bir çember çizseydik, bu çember merkezi O'da olan üçgenin tüm köşelerinden geçerdi. Yani çemberimiz şöyle görünürdü. Bunu düzgün çizebilmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Burada çizdik. Bunun gibi bir şey çizebileceğimizi gösterdik. Bu şeyi çevrel çember olarak adlandırıyoruz ve buradaki uzaklığı da çevrel yarıçap olarak adlandırıyoruz. Ve bir kez daha bunu çizebileceğimizi biliyoruz çünkü burada bir nokta var ve bunun merkezi O'dur. Şimdi bu çember üçgenimizin tüm köşelerinden geçtiği için üçgeni çevreler. Yani buradaki o çemberi ABC üçgenini çevrelemektedir ve bu da köşelerden üçünün de bu çemberin üstünde olduğu anlamını taşır ve her nokta çevrel merkezden çevrel yarıçap kadar uzaktadır.